Merhabalar, ben Mehmet Can. Bugünkü videomuzda soyut saç EFA içerisinde yer alan basamak oluştur komutunu nasıl kullanıyoruz onları gözeteceğiz. Basamak oluştur komutunu kullanabilmem için benim basamak oluşturmak istediğim konumdan bir iki boyutlu bir çizgi çizmem gerekiyor öncelikle. Buradaki yüzüme sağ tuş yaparak çizim açıp ve karşıma dik bir şekilde alıyorum ve şu şekilde dikeyli bir çizgiyi çizdim ve onay veriyorum. Çizgimi oluşturdum. Bakın şimdi saç levha içerisinden gelip basamak oluştur komutunu kullanacağım. Basamak oluştur komutuna tıkladım ve hangi kurumdan itibaren basamak oluştursun? Benim çizmiş olduğum çizgiden itibaren oluştursun dedim ve çizgimi seçtim. Bakın sol tarafta basamak oluştur ile ilgili özellik pencerem açıldı zaten. Burada benden ilk istediği kısım sabitlenmiş yüz. Yani ben şimdi burada çizginin hangi tarafındaki yüzü seçersem orayı sabit olarak algılayacak, diğer tarafını basamak olarak oluşturacaktır. Gelip ben sabit olan yüzü uzun kenara seçiyorum. Geldim diyorum ki şu bu kısım benim sabit olan kısmım. Bakın sabit olan kısmım aynı şekilde kaldı fakat çizgiden diğer tarafını bir basamak olarak oluşturdu. Şimdi basamak oluşturmanın seçeneklerini burada istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Dik bir şekilde bakalım. Bakın şimdi şu şekilde bir basamak oluşturuyor. Burada basamak ötelemesi kısmında kör derseniz eğer buradaki vermiş olduğunuz değer kadar basamağınızın ölçüsünü burada değiştirebilirsiniz. Burada yine 3 farklı ölçülendirme konumu ayarlaması var. Öteleme seçenekleri mevcut burada. İlk öteleme parçanızın tabanın şuradaki yüzüyle üstteki kenar arasında olan ölçülendirme. Diğer seçenek parçanızın bu kenarıyla basamağın alt çizgisinin arasında olan ölçülendirme. Diğeri de genel ölçülendirme dediği parçanızın tabandaki çizgisiyle basamağın en üst noktasındaki çizgisi arasında kalan mesafeyi gelip burada ölçülendirebilirsiniz. Zaten bakın tıkladığınız zaman ona göre ölçü yani ön izlemedeki ölçümüz değişikliğini görebiliyorsunuz zaten. Basamak konumu burası önemli. Büküm merkez çizgisi derseniz eğer bakın şuradaki bükümü benim yapmış olduğum çizgiyi ortalayacak şekilde yapacaktır. Burada diğer seçenekler de var. Malzeme içeride derseniz eğer bakın malzeme içeride alacak şekilde oluşturacak. Ve hatta malzeme dışında derseniz dışında ve dışa doğru büküm derseniz benim çizdirmiş olduğum çizgiden itibaren bu sefer bükümü gerçekleştirecektir. Buradaki önemli olan kısımlardan bir tanesi de basamak açısı. Burada bakın 45 derecelik bir basamak açısı verilmiş. Burada mesela gelip 60 derece deyip farklı bir derecelerde de basamağı oluşturabilirsiniz. Burada gelip onayladığınız zaman bu şekilde basamağınızı oluşturabilirsiniz istediğiniz gibi. Soyut Sheet Metal içerisinde basamak oluştur komutunu bu şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.